Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle bir resimdeki arka planı nasıl kaldırırız onu göreceğiz. ImmoBG diye bir online çevirici program var. Çok güzel. Programa ihtiyaç duymadan siz hemen çıkartıyor ama biraz görüntü kalitesi düşüyor oluyor. Ama biz görüntü kalitesini de nasıl yükselteceğiz? Daha orijinal resmin kalitesi nasıl aldığını göstereceğim. Elimizde bir tane şöyle bir resim var. Lokum resmi. Ben şu kenarları istemiyorum. Sadece şu 3 tane lokum parçasını istiyorum. Şunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Onları şimdi kaldıracağız. Resmi seçiyoruz. Buraya atıyoruz. Burada kendisi ne yapıyor? Düzenliyor. Ama burada tekrar bakın çıkmış. Ben bu arka plandakini de istemiyorum. Ve resim tam resim 1200'e 1600'müş. Evet resim 1200'e 1600'müş. Ama biz indirirsek 433'e 577 piksel bize verecek. Bu da demek oluyor ki bize bu görüntüyü sağlayamayacak kalitesiz bir görüntü verecek. Eğer kaliteli bir şey istiyorsanız buradan yüksek çözünürlüğü indirme dediğinizde hemen karşınıza bir kredi gidiyormuş. Ücretsiz bir kereye mahsus, bir kereye mahsus evet, ücretsiz yapıyor ama sonrasında ne yapıyor? Bu ücrete tabi oluyor. Şimdi biz bunu önce buradan bir indirelim. Ücretsiz kaydedildi ama çıkıyorum. Evet burayı düzenlemem lazım tekrar buraya düzenle deyip buradan da sil diyor. Buraya sileyim. Şuraya hemen şöyle alalım da bize göstereyim. İşte şöyle küçücük. Evet, çıktı. İsterseniz bunun arka fonunu da değiştirebilirsiniz. Böyle mesela arkayı altlaştırıp şöyle arkaya böyle değişik şekiller arka plan yapabiliyorsunuz. Ama sadece üçlü lokum parçası lazım. Böyle bakalım mesela tahta üzerine konulmuş güzel bir şey var şurada. Biz bunu seçtik. Böyle yapabilirsiniz. Abi öyle seçersiniz ama ben bundan hiçbirini yapmak istiyorum. Buradan direkt indiriyorum. Bunu bize indirecek. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi orijinal resmimizi Photoshop programını açıyoruz. Photoshop programını açtıktan sonra bir yere o programı indirdiğimiz resmi de hemen Photoshop programının üzerine bırakıyoruz ve buradan şöyle çekiyoruz. Aynı şekilde olacak şekilde. Evet. Oldu. Evet üzerine getirdi. Şimdi bu kontrol ve mouse'un sağ kısmına tıklayarak bunu böyle otomatik kesiyoruz. Sonra arka plandaki resmi düzene gelip kontrol J diyoruz ve alt katmandaki resmi kesmiş oluyor. Bunun artık işimiz şöyle yapalım. Bunu kapatalım. Bakın kalite farkına gözüküyor. Buradan da buradan siliyoruz. Buradan arka planında işimiz bitti. Evet. İşte bu kadar. Orijinal resmimizin hepsini aldık. Bunu kişi profilinde yapabilirsiniz. İnsan resmini koyup çok güzel bir şekilde alabiliyor. Saçlarını bile neredeyse çok yeterli bir şekilde alabiliyorsunuz. Tek tek böyle uğraşmanıza gerek kalmıyor.